Sen Yasin'i ne zamandan beri tanıyorsun? Böyle hissettin ya, ne zamandan beri bir görüştünüz mü biz yokken? Ben daha yeni tanıyorum da. Şimdi şöyle, dün zaten benim yaptığım tabağı beğendi o. Bir an gaflete düştü, beni buldu, lezzetli deyip verdi. Şu anda bu tabağı da beğendi o. Ama dedi ki, beni kandırıyor gibi. Hani elimin lezzetini beğeniyor ama nasıl, nereden buldu bilmiyorum. Son anda anladı o tabağın ben olduğumu. Yani daha doğrusu sen olmadığını. Çünkü yani lezzetlerimizi benzetiyor herhalde. Dün de benim tabağıma bu Hatice'nin tabağı deyip beş verdiydi. Hatice'nin lezzetine benziyor diye. Yine aynısını yaptı, şaşırmıyorum. Geldiğim günden beri güzel denilip bir veriliyor. Keza Türkan teyze de öyle, güzel deyip bir verdi. Sen de güzel deyip bir verdin. Bu saatten sonra ben demek ki güzel çıkarmayacağım, kötü tabak çıkaracağım. Çünkü kusur bulmadın tabağımda, her şey güzel. İşte yine özenilmiş dedin. Yıllardır tanıyorum gibi, bu gelini seviyorum altı gibi. Altı pişmemiş dedi, kızarmamış altı, dedi. Yani şöyle, bazılarının altı az kızarıyor, bazıları çok kızarıyor. O değişiyor, ona bakarsan cebelleştiği, kesemediği tabağa üç verdi. Ben onu anlamadım zaten. Cebelleştiği hani düşününce de. Hüsniye teyze o kadar akıllı ki gerçekten üç numaranın Hatice olduğunu biliyordu. Evet. Evet. Senin tabağına da bir yorum yapmalı ki şimdi direkt üçe beş verse olmamış tabağı, evet, burada hepimiz anlayacağız. Allah aşkına. Senin tabağına öyle bir yorum yapmalı ki artık, yani dört numaraya öyle bir yorum yapsın ki işte tanıyorum, tanıdık geldi, sevdiğim biri, öyle bir şey yapsın ki şimdi dikkat çekmesin. Çünkü orada bariz hani, olmayan bir tabak var. Bir şey karamel söyleyeyim. Yok orada. Sonra sen muhallebin ekstra ayrı. Ne demek yok? Ben yaptığımı bilmiyor muyum? Tabağını savunacak ve bir şey yok da. Tabii ki de savunacağım. Bir karamel nasıl yapılır? Gerçekten bir bakın, bir araştırın, ondan sonra konuşun. Keza ona beyaz gelmeyeceğim. Hani insanların aklını o kadar çok güzel karıştırmışsın ki. Yani senin hakkında böyle farklı farklı, yani senin yapabileceğin şeyleri söylüyorlar sana. Yani hani yapabileceğin ama yapmadığın ama yapabileceğin şeyleri uydurup söyleyebiliyorlar. Hayır. Yani onun 3 numaralı tabağın benim olduğunu bilse, puan verir mi? Biliyor, puan evet verir mi? Karameli açık yaptığını biliyor demek ki. Şimdi bir saniye. Bu karamel yanmadığı sürece. Hüsnü teyze, nerede yapılmayan tabak var? Ben bir konuşayım mı? Bak şimdi bu kadar insan beni tanımaya, anlamaya, keşfetmeye çalışıyor. Olayı çözmeye çalışıyor. Sen diyorsun ki o tabak benim olsaydı bir verirdin. Öyle mi anladım ben şimdi? Hayır, o üçüncü tabağın benim olduğunu bilsen diğerlerine bir verirdin yani. Ha, şimdi anladım, tamam. Doğru söylüyorsun. Dikkat çekecek çünkü olmamış bir tabak var. Hüsniye teyzeciğim, bir şey sorabilir miyim? Yani neden bir verdin çok beğenmene rağmen? Bir şeyi ne kadar iyi bilirsen bil, tekniğin iyi olmazsa orada başarısızlık olur. Niye o zaman bayıla bayıla yedin? Ben orada bir açınca bir senin dostluk, bir arkadaşlık, hayır, bir sohbet ortamı gördüm. Niyazi senin milföyden içemedi. Tamam, güzel bir enerji yakaladın sen o tabakta. Evet. Net, bunu zaten söyledin. Sen orada demek ki normalde de gelinleriniz... İlla ki benim kayınvalidem de nasıl bir karamel yaptığımı biliyor. Sen de illa ki biliyorsundur gelini. Evet. Belki şuradan yakaladın. Atıyorum ben açık karamel yapmam. Kayınvalide mesela açığa vermez. Sen de Hatice'ye vallahi, açık yaptın. Ben şunu açık söyleyeyim. Ben her zaman Hatice bana karamel ya da pasta masta yaptı. Hatta hiç de yapmaz yani. Ben onun doğru düzgün yemeğini de... burada yiyorum. Biz sadece burada yiyor yani. Burada yiyor. Daha önce karameller yapılıyor ya, illa ki görmüşsündür. Ama o da kendisini evrim geçiriyor. Evriliyor sürekli. Evriliyor yani. Evrilmemiş demek ki, keyif aynı çıkarıyor ya da yani ben lezzete puan veriyorum. Artı enerjini çok beğendim. Böyle bir kanım kaynadı sana. Seni sevdim. Sevilecek bir gelinsin. Teşekkür ederim. Ama olmaz.